Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Çumanoğlu. Bu videoda ilişkilerde karşı tarafın sizden kaçmasına ya da soğumasına neden olan özgüven sorunlarını ele alacağım. Özgüven kişinin kendine olan güvenini ve yeterlilik duygusunu ortaya koyar arkadaşlar. Kendine güvenmeyen ve öz saygısı gelişmeyen bireyler hem insan ilişkilerinde hem de aşk ilişkilerinde kolay bir şekilde kaybedebiliyorlar. Hatta kişiler daha önceden özgüvenli olsalar da yaşadıkları ilişkiler neticesinde yavaş yavaş özgüvenlerini kaybetme noktasına da gelebiliyorlar. Peki aşk ilişkilerinizde özgüvensiz olduğunuzu gösteren davranışlar nelerdir? ve bu hangi sorunları beraberinde getirir bu konuyu maddeler halinde açıklamak istiyorum. Devam etmeden önce de videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Geçelim maddelerimize. Birinci maddemiz ilişkilerinde başarısızlık korkusunu ilk günden itibaren yaşamaya başlarlar. Arkadaşlar özellikle geçmiş ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşayan bu tarz kişiler Genel olarak ilişkilere karşı mesafeli davranmanın yanında kolay kolay kimseyi beğenmeme eğiliminde gösterebilirler. Bu söylediğim durum kişinin karakteriyle bağlantılı bir durum değildir. Önceki ilişkilerinde aldıkları yaraları hatırlayıp yalnızlığı tek yol olarak seçmek ya da hiç kimseye kolay kolay şans vermemeyi seçmek veya hayatlarına aldıkları insanları geçmişlerindeki yanlış ilişkileriyle sürekli kıyaslayarak en ufak yanlışı ilişkiyi bitirmek için bahane olarak kullanırlar. İlişkilerinde özgüven sorunu yaşayan insanların en büyük handikaplarından biri de budur arkadaşlar. Sırf bu yüzden tekrar tekrar başarısızlık korkusu yaşamaktansa aman ne uğraşacağım ya inceldiği yerden kopsun zaten bitecekti. Ben de şimdi bitirir yoluma bakarım. Hem yalnızlık daha güzel diyerek en ufak hatayı ilişkiyi bitirme bahanesine çevirmelerine sık rastlanıyor arkadaşlar. Böyle bir özgüven problemi yaşayan insanlar hep duygularını doruklarda yaşadıkları zamanlarda bu başarısızlık korkusunu çok fazla yaşarlar ve sevgilileri her şeyin güzel gittiğini zannederken birden problem çıkartıp ayrılığı gündeme getirirler. Buna sevgilileri bir anlam veremez ve onlar da kendilerini yavaş yavaş geri çeker. Hatta ayrılık teklifine olumlu cevap verebilirler. Böylece güzel giden ilişkileri bile anlam veremedikleri bilinçaltı başarısızlık hisleri nedeniyle aniden bitebilir arkadaşlar. Geçelim ikinci maddemize. İlişkilerinde sürekli kıyaslama yaparlar. Arkadaşlar kıyaslama insanın kendisini yeterli görmemesinden kaynaklanır ve sosyal ilişkilerde de aynı şekilde kendini belli eder. Bu şekilde bir sorun yaşayan insanlar beğenilmediklerini düşündüklerinden sürekli olarak tedirgin davranarak çevrelerindeki insanlara baskı uygulama eğilimi gösterirler. Bu durumda olan kişi erkek ya da kadın olabilir ve daha önce sevgilisiyle alakalı güven problemi yaşamamışsa bile her konuyu bir kıyasa çevirerek karşısındaki insanı kontrol etmeye çalışır. Mesela bir örnek vereyim. Özgüven sorunu yaşayan bir erkek sevgilisini sürekli olarak suçlama eğiliminde olabilir. Bu sadece fiziksel görünümün yetersizliği ile alakalı bir durumda değildir. Fiziksel görüntüsünü beğenmeyen insanlar da özgüvenli yapıda olabilirler. Durum tamamen kişinin kendini nasıl hissettiği ile alakalıdır. Bazı erkekler statü olarak kadından daha geride olmayı kaldıramazlar. Bazıları maddi olarak yetersizliği problem ederler. Bazıları ise sevgililerinin ya da eşlerinin kendilerine göre çok daha gösterişli olmasını kaldıramayıp bunu özgüven sorununa çevirir ve kadına karşı baskıcı bir tavra girebilirler. Bu durum kadınlarda da aynı şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Geçelim 3. maddemize. En ufak eleştiriyi beğenilmemek olarak algılar ve saldırgan tavırlar gösterirler. Bu çok önemli bir madde. İlişkilerde yaşanan en büyük sorunlar genelde bu konuyla bağlantılı oluyor. Normal hayatında özgüvenli olan insanlar ilişkilerinde sürekli olarak sebepsiz yargılamalarla karşılaşırlarsa bu tedirginlik durumu sevgilisini kaybetme korkusuyla birleşerek özgüvenin günden güne daha da azalmasına neden olur ve bu süreçten sonra ilişki bağlılıktan bağımlılığa doğru giden bir sürece dönüşür. Özgüvenini kaybedip sevgilisine karşı bağımlılık geliştirdikten sonra da onun gözünde daha da değersiz bir hale gelmesi bir rastlantı da olmayacaktır. Çoğu kişi bu yaşadığı durumu özetlerken şu cümle kalıplarına benzer cümleler kullanıyor arkadaşlar. Ya ben normal hayatımda kendini çok seven ve özgüvenli bir insandım. Öyle bir ilişkiye başladım ki hiç olmadığım gibi bir insana dönüştüm. Hatta günden güne özgüvenim azaldı ve değersiz ve yetersiz bir insana dönüştüm. Bu durumda kalan kişiler özgüvenlerini kaybetmenin verdiği bu kısır döngüyü atlatmayı da kolay kolay başaramıyor arkadaşlar. İşte bu yüzden karşılıklı uyumun olduğu ilişkilerde kişiler birbirini değiştirme çabasına girmeden yapabilecekleri fedakarlıkları kendiliğinden yaptıkları için bu kısır döngüye kolay kolay kapılmıyor arkadaşlar. Geçelim dördüncü maddemize kesinlikle hayır diyemezler. Bu da çok önemli bir madde. İlişkilerde her konuya evet demek kadar özgüveni yıkan başka bir davranış yoktur arkadaşlar. Sevgilinize değer vermeniz her konuda söylediklerini koşulsuz olarak yapacaksınız anlamına da gelmiyor. Daha ilişkinin başlarından itibaren sevgilisinin her dediğine evet diyen bir kişi yavaş yavaş özgüvensizlik girdabına girmeye başlıyor. İlişki öyle bir hale geliyor ki artık sevgilisi bir şey söylediğinde bu kendisinin kabullenmediği bir şey olsa bile onu yapmadığında rahatsızlık duymaya başlıyor. Bu durum partnerinde keşke benim her dediğime evet demese de onu daha fazla istesem gibi bir düşünce oluşturabiliyor. Sevgilisinin her dediğini %100 yerine getirmeye çalışan birisi de sevgilisi tarafından kendisine saygısını kaybetmiş bir insan olarak algılanacaktır arkadaşlar. İşte bu yüzden hem sosyal ilişkilerde hem de aşk ilişkilerinde her denilene evet diyen insanlar diğer insanlar tarafından değersiz olarak görülmekte kalmıyor. Aynı zamanda da kullanılmaya çalışılıyorlar. Tabii ki sevdiğiniz insanın görüşleri sizin için değerli olmalı ama bazen ona nerede dur diyebileceğinizi bilmelisiniz. Her dediğine evet derseniz size saygı duymamaya başlayacaktır. Bir de olayın farklı bir boyutu var tabi. Sırf kendini daha özgüvenli göstermek için hiçbir konuda memnun edilemeyen ve çoğu konuda hayır demeyi tercih edenler de daha da itici bir hale geliyorlar. İşte bu yüzden ilişkilerdeki uyum evet hayır dengesinin sağlanmasını gerektiriyor. Geçelim 5. maddemize her konuda olumsuz düşünmeye açıktırlar ve sürekli olarak suçlarlar. Arkadaşlar ilişkilerinde özgüvensizlik yaşayan insanların başarısızlık ve yetersizlik korkusu yaşadıklarına değinmiştim zaten. Bu durumun yansıması olarak bastıramadıkları korkularını karşı tarafa yönelttikleri suçlamalarla desteklerler aslında. Kendilerini devamlı olarak haklı çıkarmaya çalışmaktan karşısındaki kişiyi düşünmeye kesinlikle fırsat kalmaz. Bu durumun tersi de geçerlidir. İlişkinin ilerleyen süreçlerinde özgüvenlerini kaybederek Karşılarındaki kişiye bağımlılık geliştirenler sadece kendilerini de suçlamaya başlayabilirler. Bu iki durumda uçlarda yaşanıyor arkadaşlar. Ya kendilerini aşırı suçlarlar ya da her koşulda karşılarındaki insanda kusur bulurlar. Bu durumu yaşayanlar olumsuz düşüncelere o derece odaklanmışlardır ki mantıklı bir şekilde düşünme yetilerini kaybederek sürekli bir suçlu arama derdine düşerler. Reddedilme korkusu diğer olumsuz duygularla birleşerek paranoyalar geliştirmelerine neden olduğu için hem sevgililerini bıktırırlar hem de kendilerini yıpratırlar. Dolayısıyla ilişkilerinde başarılı olma şansları neredeyse yoktur ta ki bu konuda farkındalık geliştirip özgüvenlerini yeniden kazanana kadar. Arkadaşlar ilişkilerde özgüven sorunlarının nasıl çözülebileceğine dair bir video istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Sadece aşk ilişkilerinizde değil sosyal çevrenizde farkındalığınızı arttıracak yeni video isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenerek bana destek de olabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, seviliyorsunuz. Hoşçakalın.